Hepiniz beraber mi gidiyorsunuz? Öyle oldu. Oo, ekip tamam. İnşallah iyi haberlerle geleceksin abi. Tamam. İnşallah abiciğim, inşallah. Ay inşallah inşallah. Sabaha kadar dua ettim ama hastaneden çıkınca öyle hemen işlere falan dağılmak yok. Önce bana haber verin ne olur. Herhalde anne. Dualarım sizinle kuzum. Osman arıyor. Osman. Günaydın. Tam zamanında yetiştin ha. Merhaba millet. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Aklım kalbim sizle bir göreyim istedim. İyi yaptın oğlum, iyi yaptın. İçimden bir ses iyi şeyler duyacağımızı söylüyor bugün. Yırttık bak, hep ona malum oluyor böyle şeyler biliyorsun. Oğlum müjdeli haberi alayım, hediyesini sana alacağım, söz veriyorum. Tamam, ben o zaman telefonu kapatırken ne istediğimi bir düşüneyim. Düşün, alacağım, söz. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi haberleşiriz. Ay her şey çok iyi olacak. Ben iyi hissediyorum vallahi. Bu sabah iyi kalktım, iyi hissediyorum. İyi olacak. İyi olacak. Böyle bir güne kötü haber yakışır mı? Hiç. Haydi o zaman. Haydi. Hadi bakalım. Her şey yolunda görünüyor. Gelişimi de gayet güzel. O zaman cinsiyetine bakıyor muyuz? Hadi bakalım. Hadi bakalım minik. Göster bakalım bize. Ve ufaklık paravanı kaldırdı. Ne? Söyleyeyim mi? Evet. Sen hani bilmek istemiyordun? Ya sabahlar uyumadı. Ne bilmek istemiyor Allah aşkına? Ama senin yüzünden. İddiaya girdik ondan. He. O zaman Faruk bu iddiayı kazanacak gibi görünüyor. Kız mı? Evet. Evet. Biliyordum. Kızım oluyor, Doktor Bey, ne oluyor? Kızınız oluyor. Mikrofona konuşun lütfen. Ne oluyormuş? Neymiş? Kızım oluyor. Sen erkek mi istiyordun yoksa? Ya yok, bana fark etmez. Sağlıklı olsun da. Hadi gelin bakalım kızınız. Hadi bakalım. İyi, iyileşiyor. Sizin? Kız. Adaya kardeş geliyor. Çok sevindim. Ay geçmiş olsun. Hepinize. Tebrik ederim. Çıkalım mı artık buradan ya? Hadi çıkalım, hadi. Buyur abim, hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Sen şu güzel anneye kız çiçeklerinden, şu kız pembelerinden böyle bir güzel çiçek yap bakalım. Oo, abim kız mı geliyor? Allah bağışlasın. Ya, amin. Sağ olasın. Bütün Bursa duydu vallahi kız oldun. Sen lansmana girip de böyle kızım oluyor. Sen gibi olsun ablam. Senin gibi güzel olsun. Allah sağlıklı, bereketli ömürler versin. Amin, İnşallah. Amin. Sağ olasın. Al bakalım annecik. Sağ ol abim, Allah bereket versin. Ya ne basını ya, ne medyası. Ben herkese bağırmak istiyorum ya. Kızım oluyor! Evet, balıklar da geldi. Aman kokular geldi zaten. Evet, size verilmiş bir mangal sözümüz var. Onu unutmadık. Bizde verilen sözler geri alınmaz. Bak,
size bir ev hediyem olsun, tamam mı? Size şahane böyle güzel bir barbekü seti alayım ben buraya. Hiç itiraz etmeyiz, biz işi bilene bırakırız. Yalnız o kadar güzel zamana denk geldi ki sizi ağırlamak. Evet. Evet, kutlamaya neyden başlayalım? Adaya tabii ki. Haydi bakalım. Hadi. Tabii ki adaya. Evet, hepimize geçmiş olsun. Adaya. Hepimize geçmiş olsun. İkinci olarak da kızımıza. Aynen. Babalı babalı. Sen inşallah buna bir de değer vermişsindir. Ailenden bilmişsindir. Hançer yerini bulduysa acısı da sana hatıram olsun. Seni bile bile ailenin içine sokmayan kim? Faruk Boran değil mi? Şimdi senin yanına çekip şirketin içine alacak. Boran Jet projesinden de kurtulacak. Madem öyle, üçüncüsü de Boran Jet'e. Haydi bakalım Fikret Efendi, bu senin başarın. Hadi. Dedeciğim, neredesin? Boran Jet'e geldi. Adem? Buradayım, buradayım. Buradayım, kaçırır mıyım? Evet. Faruk bugün toplantıda da ne kadar güzel söyledi. Bugün hepimiz için bir milat. Bundan sonra nice zaferlere. En kötü günümüz böyle olur inşallah. Ya ben dayanamıyorum, patlatacağım bombayı. Hep birlikteyiz işte. Arkadaşlar, kutlanacak bir şey daha var. Efendim, Süreyya yapımcı oluyor. Gülçinlerin albümünü çıkartıyor. Ah! Yani daha çok yeni bir şey, o yüzden söyleyemedim. Söyleyecektim tabii ama arkadaşım biraz tezcanlıyım ben. Evet. Ama daha bitmedi tabii. Bu arada ben de grupla birlikte bugün bir deneme yaptım. Kimyamız acayip tuttu. Gülçin zaten bizim okuldan kankamız, ortak. Sizin zaten ortak olmayan bir şeyiniz var mı? Yok. E deneme derken sen de mi şarkı söyleyeceksin yani? Evet. Yani ben de solist oldum. Albümde ben de varım. Abi, çok sevindim ya. Çok sevindim. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Süreyya, seni de tebrik ediyorum. Sağ ol. Yani haberi vermeyi biraz akşama sakladım gibi oldu ama... Ha yok, ben böyle birdenbire şey söyleyince şaşırdım. Yoksa senin mutlu olduğun bir şey beni de mutlu eder, değil mi canım? Senin gözlerin yeter ki parlasın. Zaten ben senin sahnedeki bu ışıltına aşık oldum, biliyorsun değil mi? O zaman buna da kadeyi ben kaldırayım madem. Hadi, tebrikler. Tebrikler. Heyecanlı bir başlangıçta sizin için başlıyor yani, ha? Sorma ya. Bir hayalimiz daha gerçek oluyor. Ya hadi, yemiyor muyuz bunu? Su bitmiş. Bir su alayım ben hemen. Fikret, bana yardım eder misin? Hemen hemen sıcaklığını şuradan. Evet, şey evet. Aldım. Sen şey yap. Tamam. Eniştem, evet, babam. Buz da bitmiş. Vereyim ben hemen. İnsanın hayallerini gerçekleştirmesi ne güzel şey değil mi? Kesinlikle. Süreyya.
tepki vermedi. Nasıl destek çıktı Dilara'ya? Hiç Faruk gibi değildi yani. Ay neyse, sevinmemiz lazım. Demek ki Bora'nın egosu kandan geçmiyormuş. Aman inşallah bize çeker bebişlerimiz. Ben de suyu doldurup geliyorum. Ya arkadaşlar, ben bunca zamandır bu adamla birlikteyim. Daha bir kere kar tatiline ikna ettim. Size çok kolay gelsin. Allah Allah, kalabalık daha zevklidir ya. Neyine ikna olmuyorsun ki? Vallahi ben pek sevmiyorum öyle bir içeri bir dışarı. Hava bir ısınıyor, bir soğuyor. Öyle hayatta en sevmediğim şey istikrarsızlık. Ama sana da bir şey beğendiremedik. Bir şey diyeceğim, tekne iyi fikir. Bir hafta sonu açılalım, koy koy gezelim işte. Hem avcılığı da seviyorum dedi. Ha, en sevdiğim bu. Tamam, harika. Olur. Olta. Balık yakalayacağız ama büyük balık. Tabii tabii. Tabii değsin. Hiç anlamıyorum ben büyük balık işini ya. Bir de böyle avlıyorlar, koca koca balıklarla poz veriyorlar cani cani. Niye büyük balıklar küçük balıkları yerken böyle duyar kasmıyorsunuz? Balık bu. Ama giderken avlanır. Hayatım, omega 3 senin şu anda ihtiyacın olan şey bu değil. İstersen bir gün baş başa erkek erkeğe çıkalım tekneyle. Olur mu? Tamam. Fikret. Gelir misin sen de? Sen sevmiyor musun balık tutmayı? Ne oldu ya? Sen bir sessiz oldun birader. Ha yok, severim de ne bileyim, yemekten sonra bir rehavet çöktü de. Neyse, sizin böyle program kurmanız uzun sürer. Biz kalksak mı artık yavaştan? Ay ya, biz kurduk planı ya. Değil mi? Tekneyle çıkıyoruz. Tamam tamam. Ya hakikaten de uykum geldi valla. Kızların da gözleri bayıldı. Hadi biz kalkalım artık, sonra konuşuruz. Hadi. Daha erken ya. Hadi hadi. Görüşürüz. Ya. Zengin kalkışı yaptı. Ya. Ya. Hamiş gel. Hayatım, telefonumu alsın. Aldım, aldım, aldım. Bu yapımcılık işini konuşacaktık. Ne oldu, ne alemdesiniz, ne yapıyorsunuz şimdi? Bir şey yapmıyoruz işte, teklif sundum. Kıza karşı sorumluluk hissediyorum çünkü. Sana haber vermedim zaten sunmadan önce, net olmadığı için. Ama zaten sahnenin arkasındayım, senin için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tamam canım, tamam, ben sadece tebrik etmek istedim. Tabii Dilara'ya yaradı bu. Ben çekilince sahnelerden ona yer açıldı. İyi, güzel işte. Üç arkadaş bir şeyler yapıyorsunuz. Hayırlı olsun. Dilara bu haberi nasıl verdi? Müjde verir gibi verdi değil mi? Sahneye çıkıyorum müjdesi. Adem nasıl karşıladı? Müjde karşılar gibi. Hiç nereden çıktı falan demedi. Çünkü senin durumun onlardan farklı. Ne gibi bir farkım var? O da bir Boran, ben de bir Boran'ım. O da Bursa'da yaşıyor, ben de Bursa'da yaşıyorum. O da mercekte incelenecek çünkü artık bir Boran. Aynı zamanda bir kadın, aynı zamanda evli, aynı zamanda kocası var. Aynı zamanda o da sahnede parlıyormuş. Aynı zamanda kocası ona diyor ki sen de sahnede çok güzel parlıyorsun. Ama hamile olan sensin, Dilara değil. Bak çok yoruldun, tamam mı? Şimdi kendini de bebeği de strese sokma. Hadi biraz dinlen, sonra konuşuruz. Ben bahçedeyim. Konak sınırları içinde. Gideyim de biraz kumla oynayayım. Merhaba. Araba mı lazımdı? Yok Mustafa, bir şey soracağım sana. Esma Hanım'ın derneği var ya, orada yardım ettiği herkesin listesini çıkartabilir miyiz, insanların isimlerini? Ha, işte dernekte kayıtları vardır herhalde. Ah çok iyi, tamam. Ama Esma Hanım'ın haberi olmayacak. Yani çok gizli. Aman kızlar, ne olur siz de. Tamam.
Benim dernek sekreteriyle aram iyi, ondan rica eder alırım. Tamam, süper. Ama güvenilir değil mi yani? Hani çok önemli bir şey için, çok iyi bir şey için lazım falan dersin. Tabii tabii, hiç merak etmeyiz. Tamam, iyi, süper. O zaman size güveniyorum, haber beklerim. En kısa zamanda elimde olursa da çok sevinirim. Hiç merak etmeyin. Tamam, aman biz... İyi bir şey dedi. Sürpriz mi yapacak ki? Esma Hanım'a. Hayırdır inşallah? Ay aman aman aman, bu aralar pek ballı börekler zaten. Ha, aferin. Maşallah de. Allah aralarını bozmasın. Yalnız bir şey diyeceğim. Esma Hanım'ın veliahtı artık belli oldu. İkinci Esma Sultan dönemi başlıyor. İkinci Esma Sultan kim? Ay şey, Süreyya Hanım'dan bahsediyorduk. Yani hem şeyiyle olsun, organizasyonluk için. Şey için yani, evi sağ olsun Esma Hanım kadar sahiplendi de biz de gurur duyuyorduk, onunla övünüyorduk. Yaptığınız pankeklerden kaldı mı? Kalmaz mı? Var. Karın nerede? Bahçeye çıktı. Sizi bekliyor. Al bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun paşam. Hadi gel, yolda yersin gel. Servis gelmedi mi hala? Yok ama eli kulağındadır şimdi, geliyordur. İnemediniz siz de bir türlü. Şey, Can abi yok. Sizin okula çağırabilir miyim? Ona ufak bir veda hediyesi hazırladım da. Buraya gelse olmaz mı? Yok, okul daha uygun. Tamam, bir arar sorarız bakalım programı neymiş. Teşekkür ederim. Bu arada yediğini de görmedim sanma. Okulda başka ıvır zıvır yemek yok, tamam mı? Ne oldu? Annem de öyle derdi. Geçen abi gitmek zorunda kalmasa. Oo, iyi gelmiş servis. Görüşürüz babaanne. Hadi bakalım şampiyon. Hazır mıyız? Hazır, hazır. Ay hazır. Son, iki, üç. Pardon. Pardon, pardon, çok özür. Ay bir saniye konuşup hemen kapıyorum. Sevgilim. Eniştem, müthiş zamanlama ha. Ya çok özür diliyorum. Ben aslında oraya gelmeyi planlıyordum da işte işten güçten kafayı kaldıramadım. Bence de iyi zamanlama. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Şu telefonu bir kenara koyayım. Ben de izleyeyim konseri. Yemin ederim bir sesimi çıkartmam öyle. İzleyici olarak öyle izlerim, otururum. Ha? Sessiz sessiz. Olur mu? Tamam hayatım, tamam. Bir saniye. Bana bak. İstek parça da yap ha. Ya karım ne söylese güzel olur. Oo. Şöyle iyi mi? 10 numara. Ah süper. Seyircimiz var arkadaşlar. Son, iki, üç, dört. Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda, bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde, bir damla yaşa kıyamam. Ne hasret biter bu yolda, ne sevdam sana, bir tek sen emirsin aşk, emir hayatımda. İtirazım yok, ateş bu, değmesin sana.